Rodriguez'in kırmızı kartı ile ilişkin. Net kırmızı abi. Çok, neye daha önceden de bir ayağa basma ama vardı zaten. Daha bir tanesi verilmedi ilk başta. Verilmeyen de var. Lazım, bu üçüncü. Evet. Üçüncü bu, evet. Peki atma. Kırmızı katta herkes hemfikir. Devam edelim. Bir tek Rodriguez bu tip topçuyu anlamıyorum ya. Durma düştü. Lan maçta Trabzon'un bir tek Pelerin şey yakalamışsınız, evet. Artık morali bozuk. Ya Trabzon sahada da. Forvet oyuncusu bir de hocam. Atılma bu pozisyonda. Gole giderken adamı indir. Şeye geldik. Gole giden adamı indir. Trabzonspor'un penaltı beklediği offside olarak iptal edilen pozisyon. Hangisi? Koray işte o meşhur. Ha, ha çizgi evet, bu mu? Aa hakikaten tuhaf çizgi. Bak ya. İşte bunu hani bunu söylüyor çok abi. Çok söylüyor herkes. İzleyenler, taraftarlar hepsi bunu abi, söylüyor. Bu nasıl bir şey ya? Abi bu çok tuhaf çizgi. Yani, hakikaten tuhaf çizgi. Hocam bu yeni değil ya. Bu yeni değil ki 2 senedir böyle. Bir şey söyleyeceğim. Abi istediğim gibi çizerim zaten ben bunu. Nasıl istersen onu çizerim. Şimdi izleyicilerimiz göremiyor tabii de. Allah'tan şey yapmıyorlar, böyle zikzak yapmıyorlar ha. Ya onu da yapacak. Yani. Utanmasalar topçunun burasından alıp böyle bak. Böyle topçunun burasına böyle çizecekler filan. Utanmasalar yapacaklar. Hocam perspektif diye bir şey var ya. Biraz resimden anlarım ben. Öyle bir evet, kabiliyetim de var. Biraz evet, evet. Ufak tefek okumuşluğum da var. Sonra iletişime geçtim ben. Şimdi bu perspektifse eğer gerçekten yani, çünkü veri ceza sahası ön çizgisi. Vallahi bu kadar ya şimdi, olmaz yani ya. Yani o zaman ceza sahası ön çizgisi neden aynı hocam, hatta değil? Arkadaşlar ben bakayım. Şimdi görseler söyleyeceğiz de. Atılmasını gördükten sonra. Ya hocam böyle çizgi çekilmez ya, Allah aşkına ya. Ya arkadaşlar siz şeyle uğraşıyorsunuz ya. Siz böyle fıstıkla uğraşıyorsunuz. Size ne yapıyorlar biliyor musun? Aa kuşa bak diyorlar, alttan götürüyorlar. Hocam siz kuşa bakıyorsun. Ya bu pozisyonu niye ben tartışayım? Bakayım ile Charlotte'u atıldıktan sonra bu pozisyonlar hocam, var. Hocam öyle de bu ama bak hocam, kritik iş. Ya şey abi Charlotte'dan Bakayem'in atılmasının rezilliğinden sonra bu pozisyonlar bana fındık fıstık geliyor. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Önceden kıyım başlamış. Çok ne söylüyorum ya. Getirsinler o Charlotte'dan Bakayem'in atılma olaylarını terbiyesizce ya. Terbiyesizce. Peki burada başka bir soru soruyorum. Burada Charlotte geriye doğru yürüyor. Yani zaten sizi tabii seyrettiremiyoruz ama başka oyuncu da var. Charlotte geriye doğru yürüyor. Ya arkadaşlar bu evet, pozisyonun offside'dan da bir ilgisi yok çizgi ya. Çizgi Charlotte'a evet, çekilmiş. Pozisyonun devamında futbolcu topa vurup ister dışarı atıyor. Ama çizgi hani Charlotte'un ayağına el var mı acaba diye hayır, baktıklarını zannettim. Çizgi. Anladın evet, mı? Evet, el var mı? Bu taraftaki gördün mü? Öyle değil mi? Evet hocam. Bir bak yayın olsak var mı? Alakası yok ki bunun. Ona çizmedi. Bak diğerine çizdi ama yamuk çizmiş abi. İnanılmaz bir şey ya. Ben şimdi gördüm vallahi. Niye, nasıl çiziyorsun bunu? Bu tam bir fiyasko. O Charlotte'a çizdi. Ya da başka bir şey. Eminim anlamadım bir şey var. Bir şey gördüm o zaman. Ya. Hocam dedim bunun altında başka bir şey ararsın. Ama ben hayatımda böyle bir şey bunun görmedim. Ya utanmasalar, utanmasalar çizgiyi buradan alıp oradan köşe gönderine götürecekler ha. Karşı köşe gönderinden çıkacak çizgi. Utanmasalar. Ay. Ya bizim anlamadığımız başka bir şey var falan diyeceğim. Yani bu kadar da ya bu kadar şey olmaz ki. Normal değildi. Normal değil, değil. Değil abi. Ben belki biz başka yani keşke birileri çıkıp dese ki ya bunda, şundan dolayı şöyle biz de anlasak doğrusunu. Yani bu doğrusuysa biz anlayabilsek onu. Çünkü yani bak, gözün gördüğü bunların başında doğru var. Bunların başındaki çocuk eski hakem Trabzon'du Barış. Barış. Değil mi? Anlatsın Trabzon'a. İşin başında o var. Abi herkese anlatsın. Herkese ekibin anlatsın. Başında o var. Şu an hiçbir şey anlatamazlar hocam. Ekibin şunlar başında o var. Var. Anlatsın. Bunlar ekibin başında var. Barış var. Anlatsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu gördükten tamam, sonra hiçbir şey daha hayır, söylemeye gerek yok. Hocam her ekibin başında biri var da Zakeri Alp o ekibin MHK'nin başında esas o yok. Esas olmasa yumruğunu vurmuyor. Esas hakemler demek ki korkmuyor. İşin tuhafı bu bak Ender. Yani Zekeriya Alp'ten, MHK başkanından korkmuyorlar. Bu kararları, şimdi, bu kadar hatayı, ya hocam, yanlışı yapıyorlarsa... Hocam çok çizgi gördük biz. Çekilen MHK başkanından gördük. Korkmuyorlar demek. Ama çizgileri bile bu zaman çizgiyi, zaman profesyonelce çiziyorlar. Bu çizgiyi, bu çizgiyi teknikteki vatandaş çiziyor. Yani o kaplan gözü mü, aslan gözü mü, kartal gözü mü ne gözse... Tabii. Ne gözse o çiziyor. Hocam, diyorlar bak. Ama bu çizgiyi çeker yani, salak ya. Bu başka bir şey değil ya. Ben, bu hakikaten aynen, çok kötü aynen. Yapmış. Ben bu kartal gözü şey çiziyor. Yok, yani. Bunu Zekeriya çizmiyor. Hayır, ben Zekeriya çiziyor. Hakaret, salak hakaret oluyor. Salak demeyelim. Özür dilerim salak dediğim hocam, için. Zekeriya pek profesyonel değil mi diyeyim? Ne diyeyim? Yani
Bir şey deme. Kaderle bir şey deme. Ya. Bu kadar yanlış yapmış. Ama bu kadar yanlış olmaz ki ya. Bu çok. Bir yaklaşabilir miyiz bir dakika hocam? Yazık günah. Bir şey soracağım. Ya şimdi bir fotoğrafını falan verebilsek keşke ya. Veremiyor musunuz? Bir şey işte çizdim, vereceğiz. Bak. Yaklaşabilir miyiz? Şimdi şu offside çizgisi. Şu orta saha çizgisi. Bu da ceza sahası ön çizgisi. Bana bir Allah'ın kulu buradaki perspektifi anlatsın. Şimdi şunla şu birbirine uyuyor da. O şu ceza sahası ön çizgisi neden düz kalıyor orada? Bunu o anlatılmaz ya. Bunu yani bir birisi anlatsın şey ben. Ya diyeyim ki tamam haklısınız kusura bakmayın biz anlayamıyoruz. Ama anlatsınlar bunu da. Hocam, hakikaten belki biz yanlış biliyoruz ya. Yani bir aydınlatsın. Belki bir doğrusu var. Bir dakika Zekeriya'ya bir şey diyecek. Zekeriya tabii ki o şimdi buradaki çizgi o çizmiyor. Siz Barış Hoca için söylediniz ya. Hani VAR'a işte direkt hani bunları atıyor vesaire falan. Ben onun üzerine onu söyledim. Yani çizgiyi tabii ki o çizmiyor. Ama dediğim gibi esas organizasyonu o sağladığından Barış Hoca olsun. Abi? Şimdi bütün bu organizasyonu esas... Abi elektronik çiziyorlar bunu ya. Hayır hocam. Hayır, ben çizgiyi çiziyorum. Zekeriya çizmiyor hocam, ki. Hocam. Bunu ben... elektronik çiziyorlar. Hocam tabii ki o çizmiyor. Onu Beyral de biliyorum. Sen çizgiyi de şey yaptın Zekeriya'ya. Hayır ben çizgiyi... Hocam çizgiyi atar mıyım artık o kadar da insan? Pes. Türkiye'de 3 aşağı 5 yukarı bırak bizim yerimizde olan herkes biliyor çizmediğini. Zekeriya bir MHK başka gidip çizgi mi çizer? Siz Barış Hoca'yı söylediniz ya. Ben dedim ki Zekeriya Alp her şeyi organizasyona atayan, onlara güvenen, onların yönetmesini isteyen, o düzeni sağlayan. Hayır. Hayır. Neden? Onu bir öğren tam. Sana mesaj atanlardan öğren. Konuşalım önümüzdeki yarın konuşalım. Nasıl yarın yani? Da var bu arada. Hayır, ya onu tam öğren de. Yok mesaj falan kimsenin attığı yok. Ya, şimdi bir şey söyleyeyim. Barış Hoca'yı, Oğuz Hoca'yı. Barışları biraz kimler getiriyor oraya? Nasıl oluyor o iş? Onu bir öğren. Sana söyleyenlerden yarın konuşalım. Evet, devam edelim abi. Oğuz Hoca'yı, Ünsal Çimen'i. Abi Ünsal Çimen ayrı olay. O MHK'nin içindeki adam ya. Hocam bütün organizasyonun başında o var sonuçta. Zekeriya Alp istemedikten sonra çok güçlü geldi Nihat Özdemir'le. O diğer atar veya atamaz. Yok. O kadar güçlü gelmedi yani diyorsun. Allah Allah. Atamadı. Yok diyorum hala konuşuyorsun ya. O ayrı bir olay. Kartal Gözü firmasında anlaşmışlar çiziyorlar. Hocam ben de biliyorum. Ondan ilgisi. Tam biliyorsun ayrı. Da. Burada Zekeriya'nın ne işi onu anlamadım. Zekeriya'yla ne alakası var? Hayır, bu ilk çizginin. Siz söylediniz ya Barış Hoca ile ilgili. O zaman dedim. Onu federasyondan bak söyle işte. Kim ben var, de dedim ki nasıl yapıyorlar bu işi? Yarın akşam daha geniş konuşalım. Tamam konuşalım. Tamam. Evet, devam edelim abi. Devam edelim. Şu önce Abdülkadir Ömür'ün sarı kartını istediğiniz onu vereyim. Evet abi onu getireceğim sana. İlk yarının sonu bu. Biraz geri döndük değerli izleyenler. Kusura bakmayın. Bu önemli. Niye önemli onu söyleyeceğim şimdi. Evet hocam buyurun. Bir görüyorum. Bir hava topu. Ne var burada sarılık ki? Komedi bu ya. Ya bence burada faul yok yani, da neyse artık abartmayalım. Sarı kart. Evet buyurun beyler konuşalım. Yok hocam sarıyla amarıyla uzaktan yakın alakası şey, adam... yok. Topa giriyor. Kulüs burası faul bile yok. Faul bile yok. Hocam bir de yanında. Ben bunu özel istedim. Ben bunu gördüm. Tabii. Takıldım. Mehmet niye takıldım biliyor musun? Abdülkadir görüyor. İkinci sarıdan gidecek. Sen rahat top oynayamazsın bundan sonra. Oynar mısınız? Dur. Sarıyı yedikten sonra nereye kıpırdayabiliyorsun? Girebilir misin rakibine? Bir kız sarıdan kırmızı olur mu? Lan böyle bir sarı olur mu ya? En tehlikeli adamı. Ya hocam, böyle bir şey sen en tehlikeli adamın başını eziyorsun abi. Abicim Mehmet. Doğru hocam. Bak nereden nereye. Ben bunu aynen özel istedim. En güzel pozisyon bu hocam. Tabii. Sen söyleyeyim mi? Senin dediğin çok doğru. Seçme. Sosa seçme sarı. Çocuk diyor zaten ben ne yaptım diyor. Ya seçme sarı bunlar. Ben karpuz kesme. Ki. Karpuz kesmece. Kulüsçe yani, değmiyor bile. Bir de çıkan değil adam hocam. Bunlar değmiyor. Karpuz kesmece. Hocam 1.90... 1.60 ya. Doğru. 1.70, 1.65'lik adam ki çocuk çıkıyor ya. Bunu hayatta yapma. Bir de yapabilecek adam var. Yapmayacak adam. Bak hocam Başakşehir'in kadrosuna, değil başarısına. Değil daha neyi söylüyoruz? Bak, hakikaten hiçbir şey söylemiyorum. Gerçekten düzgün iyi bir takım, iyi yönetilen bir takım. Ona bir şey söylemiyorum. Ya ne alakası ama var? Ama herkes, zaten her takım doğranıp Başakşehir'in önüne tepsilen koyuyorlar. Galatasaray geçen hafta doğradılar. Getirdiler Başakşehir'in önüne koydular. Bu hafta bir tek Pereira'yı kaybetti. Dua etsin Trabzonspor. Belki birkaç tane oyuncu, 4 tane oyuncu varmış galiba sınırda. Var sınırda vardı. Emre. Tamam mı? Emre. Doğrayıp, tıraşlayıp getiriyorlar. Emre. Başakşehir'in Emre. Geçmişte. Yıllar önce
yayıncı kuruluşta çalışıyorum. İşte konuşuyoruz pozisyonları falan. Tabii bana içeriden haber geliyor. Hoca ya işte bilmem hangi maçta bir kırmızı iki sarı var falan. İşte önümüzdeki iki maçta şu falan.